Ons altın tarafında 2680 dolarları gördük. Aslında burada 2660 önemli ama 20 dolar kadar bir sapmayla yukarı yönlü hareketin geldiğini gördük. Şimdi geri çekilme olur mu ya da fırsat rakımı arayanlar açısından fırsat olur mu? Birinci destek şurada 2586'larda ama haftalık olarak yine bant değişimi yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi bant değişimini daha önce anlattım ama tabii ki bu her zaman için aşağı yöndeki hareketi getirmedi. Yani şurada aslında tam noktaya gelmedi. Fakat bandın tepe noktası şurası 2660. Buradan normalde gelmesi lazım. İran-İsrail gerginliği olmasa biraz başlamıştı aslında. 2624'e kadar geldi. Devamı gelebilirdi. Yine ortaya bir savaş sebebi çıktı. Bundan sonra yine aynı noktaya dikkat edeceğiz. 2660'ı geçerse 1-230 dolar daha yukarı gidebilme potansiyeli oluşacak. O yüzden bu rakamın üzerinde kalması savaşın yeniden artabileceğinin işaretlerinden biri olacak. Gram tarafında ise direncimiz 2930, geri çekilme noktası 2865, bir sonraki destek noktası da 2800. Yani 2812 ile 2865 yeni giriş noktaları olabilir. Gümüş tarafında ise haftalıkta bir bandımız vardı. O bandın dışına çıktıktan sonra gümüşte bir gevşeme olmuştu. Yani şuradaki banttan bahsediyorum. Bakın ikinci yükselişte burayı geçemediğimizi gördük. Yani burayı direnç kullandı. 32.70. Haftalıkta buranın üzerinde kalsa 38 dolarla olan bir bandın tekrar içerisine girecek. O yüzden bu nokta haftalık kapanış açısından cuma günleri takip edilmesi gereken nokta. Yine aynı şekilde gümüşün günlük grafiğinde de şöyle bir görüntü söz konusu. O zaman da anlattım. Bakın şu aralığın içerisinde kalması bu bandı devam ettirir. Buranın üzerinde 32 doların üzerinde ise yukarıdaki yeni bir banda geçiş yapar. 34'e hızlı gitmesi demektir. Aslında şu anda bulunduğumuz mavi ile şu kırmızı arasındaki çizgiler içerisinde devam etmemiz. Bu da 32.5'ları bir süre geçmekte zorlanabilir demektir. Gram tarafında ise bu nokta yaklaşık 36 TL. Eğer 36'yı geçerse sert bir hareketle mavideki 40'a doğru gider. Bu da %10'luk bir getiri sağlar. 40'ı geçmesini ise beklemiyorum.